Herkese merhabalar. Ahenk ve Sanat programına tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Mümtaz ve Nuran'ın aşkını anlatan, Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur kitabından bahsedeceğim. Türk Edebiyatı'nın yapı taşlarından biri kabul edilen, adı her ne kadar Huzur olsa da tüm karakterlerin huzursuz olduğu romandır. 4 bölümden oluşan romanımızın ana karakteri İhsan, Mümtaz, Nuran ve Suat'tır. Mümtaz, küçük yaşta ailesini kaybeder ve akrabalarının yanına sığınır. İyi eğitim almış, görgülü, eşinden boşanmış, güzel ve bir çocuklu kadın olan Nuran'a gönlünü kaptırır. Mümtaz ve Nuran birbirini severler ve evlenmeyi düşünürler. Evlenmeyi tasarlarken onları bekleyen son ile her şey alt üst olacaktır. Her şeyin bir anda nasıl değiştiğine ve Mümtaz'ın iç dünyasının yıkılışına üzülerek şahitlik ediyoruz. Bu haftaki filmimiz ise izleyenleri de etkisi altında bırakan Yeşil Yol. Bir hapishane görevlisiyle bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul'un hapishanedeki görevi idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarını uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak John Caffey'nin bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. John, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Hiç karanlık ve sessiz bir müze duydunuz mu? Eğer duymadıysanız Karanlıkta Diyalog tam da sizlere göre. Karanlıkta Diyalog deneyiminde ziyaretçiler tamamen karanlık ortamda görme duyuları yerine diğer duyularını keşfedip geliştirerek hareket etmeleri konusunda görme engelli rehberler tarafından eşlik edilip yönlendiriliyor. Görme engelli rehberler bir saatlik parkurda ziyaretçilerin dokunarak, koklayarak ve duyarak yeni ve farklı bir biçimde görmelerini sağlıyor. Karanlıkta Diyalog katılımcılara yaşattığı eşsiz deneyim ile yaşamları için önemli bir dönüm noktası oluyor.